Yeni yıla zamlarla beraber girdik. Bu zamlar pazar tezgahlarına, kış meyvelerine nasıl yansıdı sizler için derledik. Kış meyvelerindeki fiyatlar meyvesinin durumuna göre, yeni başlayanlara göre, normal bitmek üzere olanlara göre biraz pahalı. Portakal yeni bir sezonun malı, normal fiyatı. Elma depo malı pahalı bu sahne olduğu için. Nar depo malı pahalı. Mandalin sezon sonu olduğu için pahalı kaliteli olanlar. Hurma öylesine bitmek üzere. Muz normal paralarda. Yani kış paralarının değerlendirmesini yapmamızı istiyorsanız bir benzin farkından dolayı belki 1 lira 1,5 lira gibi paralar yansıdı pazara. Başka yansıyan bir şey yok. Var. Yani 2-3 bin lira bir fark olur muhakkak. Oranın masrafı çok farklı. Buranın masrafı ona göre çok az. Onlarda 20 tane çalışan var. Bizde 4 tane çalışan var. Bunların kirası o öylesine pahalı. Bizimki bir belediye ödediğimiz para var. Onlardan fark eder. Gücünün yettiği kadar yiyen. Gücünün yettiği kadar alıyorlar. Öyle haldır haldır bir alışveriş yok. Mesela 5 kilo bir alışveriş yok. 2 kilo en fazla. 3 kilo en fazla. 1 kilo yarım kilo alan çok. Gücü yetmiyor. Çok fark olur tabii. İmkanı yok çekilmez. Yeni bu durumda. İmkanı yok çekilmez. 13 lira olmuş mazotun litresi nasıl çekilsin yeğenim ya? Orada işçinin kilo yevmiyesi 150-200 lira. Nasıl çekilsin? Bir işçinin. İmkanı yok. İmkanı yok düşmesi. Ne zaman mazotu düşürürler? Oradaki ihtiyacı işçinin yevmiyesini düşürürler. Hep buralara yansır o. O yansımadığı müddetçe buraya yansımaz yani. Kar oranı mı diyorsun? Yani %25-20 kar oranımız var bizim. Onu kor satarız. Vallahi istersen yetmesin. O zaman hiç çıkmayacaksın, çalışmayacaksın, geçinemeyeceksin. Yetsin yetmesin. Yetmiyor ama ne yapacaksın? Çıkmasın o da yok.